Dedim ya, sağımız solumuz bu manyaklarla dolu. Merve Küçüktekin. 1,5 sene önce nişanlısından ayrılmıştı. Evdeydi. Kapı çaldı. Kim o dedi. Çünkü kız hala tedirgin. Abla, su sayacına bakacağız diye seslendi biri dışarıdan. Kızcağız ne yapsın? İnandı. Hepimizin boş bulunduğu anlar olmuyor mu? Oluyor. Kapıyı açtı ve işte o su sayacına bakacağız diyen manyak, manyak 1,5 sene önce ayrıldığı nişanlısıydı. Çünkü ayrılmayı bir türlü kabullenemiyordu. Ve elindeki pet şişedeki kimyasal sıvıyı bir anda Merve'nin yüzüne boşalttı. Kez ameliyat geçirdim. 3 kez kazıma işlemi, bir de derin nakli oldum. Bunu ben yani psikolojik olarak şu an iyi değilim tabii ki. Bunu nasıl atlatırım hiç bilmiyorum. Eski nişanlısı pet şişe içindeki yanıcı kimyasal maddeyi ona fırlattı. Merve Küçüktekin'in hayatını kabusa çevirdi. Sürekli barışmak istiyordu. Bu nedenden dolayı tehditlerde bulunuyordu. Son dönemlerde bunlar biraz arttı. Ölümle tehdit, hayatımı mahvetmek gibi bir durumlarla tehdit etti. Kimyasal saldırıya uğrayan ve hastanedeki tedavisi devam eden genç kadın olaydan 3 gün önce koruma kararı için başvuru yaptı. Ben de bunun üzerine olaydan 3 gün öncesinde koruma kararı için başvurdum. Karakola gittim. Olay günü işten eve gittim. Bir yarım saat sonra ısrarla kapımı çaldı. Kim o diye seslendim. Ses vermedi ilk başta. Daha sonra tekrar seslendiğimde su saatine bakacağız abla dedi. Genç kadın inandı ve kapıyı açtı. Sonrası tam dehşetti. Kapıyı açmamla yüzüme sıvıyı fırlatması zaten bir oldu. O anda bayağı acı hissettim. Yüzüm, kollarım yandı. Sözleşmeler Sabit Türk saldırının ardından otomobiliyle İzmir'deki birliğine dönerken yakalandı. Savcılık sorgusunda kimyasal madde neden yanındaydı sorusuna şaka gibi bir yanıt verdi. Kendisine aramızda yaşanmışlıklar var, gel barışalım dedim. O da bana küfür ve hakaret etti. Ben de bunun üzerine çantamda bulunan sıvıyı Merve'nin yüzüne doğru fırlattım. Sırt çantamda bu sıvının bulunmasının nedeni arabamı temizlemek için kullanıyorum. Aracımın temizliği konusunda titizim. O kasten yaralama suçundan tutuklanır. Merve Küçüktekin'in acıları hala devam ediyordu. Olay anında fazla canım yanmıştı. Vücudumda 2. ve 3. derece yaralar oluşmuştu. Hala da acı çekmeye devam ediyor. En ağır cezayı almasını istiyorum. Çok zor günler geçirdim. Hem fiziksel hem de ruhen kötü durumdayım. Sanık kravat taktı ve titiz. Arabasının temizliği için çantasında sıvı bulunduruyor. İşte bunlar hafifletici neden. Hadi cezasında indirim yapalım. Sakın toplum vicdanı yaralanmasın. Lütfen.